geldiniz. Ben Ongun. Bugün akıllı eşyaların sergilendiği bir alandayız. Öncelikle hoş geldiniz Eskişehir'e. Ne yapıyorsunuz, ne sergiliyorsunuz burada? Evet, selamlar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Burada yeni teknoloji ürünleri sergiliyoruz. Küçük bir fuar ortamı yarattık gelen ziyaretçilere, deneyimlemeleri açısından. Yeni teknoloji ürünler bizim hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor, onları göstermek istedik. Ne tip ürünler var acaba burada sergilediniz? Burada akıllı teknolojilerin sergilendiği satrancımız var. Daha sonrasında kalemimiz var. Otomatik olarak tablete aktarıyor görüntüyü, yazılanları. Kaskımız var. Daha sonra eğitim araçları var. Sfero Spectrums olarak. Onun dışında kahve robotumuz var. Hemen arkamızda zaten gözüküyor. Bu şekilde. Az sonra birer kahve de içeriz robotluğunun yaptığı kahveden. Peki mesela burada ürünü satıyor musunuz yoksa sadece teşhir mi ediyorsunuz? Tam olarak ne yapıyorsunuz burada? Burada hiçbir şekilde satış gerçekleştirmiyoruz. Sadece sergileme amaçlı. Nasıl ki fuarda gittiğinizde ürünleri deneyimleme fırsatı buluyorsunuz. O şekilde değerlendiriyoruz ürünleri. Anladım. O zaman hep birlikte birer kahve içelim. Sonra konuşmaya devam ederiz. Herkese merhaba. Sukarov firmasının akıllı satranç tahtasıyla bir satranç oynayacağım bilgisayara karşı. Burada bir tablet var. Tablette de hamleler gösteriliyor. Çeşitli seviyeler var. 1 ile 20 arasında farklı elo puanlarına sahip. Ben şimdi deneysel olması açısından level 6'yı seçtim. Bakalım hep birlikte oynayalım. Şu anda piyonumu tehdit ediyor. Ben de tabii ki hemen karşı önlemimi alıyorum. Merhaba, burada Tap Keyboard isimli bir ürün var. Şöyle elinize geçirdiğiniz bir aparat var ve parmak hareketlerinizi algılayarak yazı yazmanızı sağlıyor. Kullanımı biraz kolay değil. Burada bir tane öğreticisi var. Şöyle göstereyim sizlere. Hangi parmağı nasıl basacağınızı gösteriyor. Şimdi beraber yapmaya çalışalım. Ortada bir tane ev var. Ben elimde tuttuğum sapan ile evi vurmaya çalışıyorum. Doğrusu numaralı gözlüğüm olmadan oynamak kolay değil ama yine de zevk aldığımı söyleyebilirim. Şu anda sapanı çekmek için elimi geri çekiyorum. Ve yukarı aşağı oynatarak da hedefi tutturmaya çalışıyorum. Ürün şöyle bir parçadan oluşuyor. Muhtemelen içinde telefon kıvamında bir donanım var. Şu anda teknik özelliklerini tam öğrenemedim ancak oyun buradaki aparattan çalışıyor. Gözlüğe bir görüntü çıkışı veriyor. Ve gücü de USB'den sağlıyor ürün gördüğünüz gibi.
Şöyle göstereyim. Merhabalar, şimdi Tesla'nın ilginç bir ampulüne tanıklık ediyoruz. Flight Nikola isimli bir ampul. Ampulün ilginç özelliklerinden birisi havada durması. Bunu nasıl sağlıyor? İçindeki mıknatıslar sayesinde. Aynı zamanda firmanın iddiasına göre meşe, kül ve cevizden yapılan bu ahşaplardan yapılıyor ve enerji gereksinimi normal ampullere göre çok daha düşük. Örnek vermişler, günde 12 saat kullanımla 11 senelik ömre sahip gözüküyor ampulün kendisi. Örnekteki ampul 60 lümen, 15 volt, 1 amper, yani kısaca 15 wattlık bir ampul. 2600 Kelvin sıcaklığı var. Ve sadece 528 gram ağırlığında. Şimdi gelelim, gerçekten havada mı değil mi? Bir tane test yapalım. Ben şöyle kart vizitimi geçireceğim altından. Yani herhangi bir kesinlikle hiçbir şey yok ampulün altında. Havada duruyor tamamen. Pen Plus isimli bir ürün var önümde. Akıllı kalem diyebileceğimiz. Kalemin şurada görebiliyorsanız ucunda bir sensör var. Ve özel kağıda yazdığınız kağıdı direkt tablete aktarıyor kendisi. Farklı bir kağıt kullanamıyorsunuz. Gelin hep birlikte deneyelim. Elimde akıllı yüzük var. Şu an renklere göre. Şurada bir aplikasyonu mevcut. Ve tıpkı bir klavye gibi kullanabiliyoruz. Ayrıca meyvelerin rengine göre de algılayıp ses verebiliyor. Yanda da bir akıllı eldivenimiz var. Buradan Bluetooth üstünden sesi açıp kapayıp müziğe devam ettirip pause yapabiliyoruz. Merhaba, şu anda bir tane akıllı gözlük var. Bu Wix M3000 diye geçiyor. Google Glass'a benzettim bir parça. Önünde bir kamera var ve şu anda şu tarafta bir tane de ufak bir ekran mevcut. Menüden çeşitli seçenekler var. Mesela baktığım yerin rengini söyleyebiliyor. Renk filtreleri var. Biraz ilginç bir ürün. Tabii ekran tam gözüme oturmuyor. Şu anda biraz kaldırmam lazım. Daha iyi görüyorum kaldırınca. Bir ara Google çok istekliydi. Yaygınlaştırmak istemişti kendi gözlüğünü. Ama olmadı. Açıkçası akıllı gözlükler çok futuristik geliyor bana. Ancak birazcık gelişmeleri lazım. İlginç bir ürün dediğim gibi. Şu anda etrafa bakıyorum. Ve bana tek tek renkleri söylüyor.